Biz öyle bir bilgi gelmedi ki. Bende yok. Ben de hatırlamıyorum. Ada ben kime diyordum? Ay yok olmadı. Biz... Sultanım gibi. Sultan gibi bir şey geçti. He? Ali Bey dikkatli olun. Dikkatli olun da... Ay boğa yani... burcunda sakin olun. Hayır hayır öyle düşünmeni istemem. Ne var ne var? Yeter. Buyurun. Cici kızlar buyurun. Bir sana bakayım dedim ben Boracığım. Bir şeye ihtiyacın var mı yok mu nedir ne değildir diye. Yok. Sen adayı görevlendirmişsin ya Tuğçe. Ada beni sağ olsun hiç boş bırakmıyor. Sürekli yokluyor, sürekli yokluyor. Böyle kapımın önünde, onun olmayan masasının önünde falan. Geziniyor sürekli buralarda yani merak etme. Gerek kalmıyor. Ya ben zaten kendimi çok kötü hissediyorum bu konuda. Şimdi benim asistanım var, senin yok. Olmadı böyle. O yüzden ben en iyi asistanı sana kendi ellerimle bulacağım. Yeah. O zamana kadar da beni paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşalım seni? Enden mi paylaşalım, boydan mı paylaşalım? Nasıl paylaşalım? Ha? Senin içine sinen bir aday oldu mu Boracığım? Mesela 3 numara iyi gibiydi. Benim gözüm o kızı bir tuttu. Yok yok, 2 numara. 2. Takız çiğnen, cak cak cakça, yer gök inledi. O çok iyiydi. Siniri, stresi alır o sakız. Yapma. Şimdi siz ikiniz birleştiniz. Benim için en iyi adayı bulmaya çalışıyorsunuz öyle mi? Ne kadar iyisiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama gerek yok. Gerek yok. Çünkü herkes kendi işine baksın bu şirkette. Tamam mı? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Aması maması yok. Buyurun. Anneciğim. Hoş geldin. Canım. Meltem. Yakışıklı oğlum. Hoş bulduk canım. Bak sana kimi getirdim. Meltem yazlıktan hatırladın mı? Meltem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin ya. Ya Meltem kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu? Oldu herhalde. Vay be. Şey, bugün kapı çaldı. Bir açtım karşımda bir afeti devran. Ama ilk önce tanımadım Meltem'i. Sonra o sempatik ses tonuyla... ...nasılsınız Belma teyzeciğim deyince... ...hemen tanıdım. Tuğçe, sen de tanıdın mı Meltem'i? Hatırlamaz olaydım. Tabii tabii, hatırladın değil mi? Hatırladım canım, hatırlamaz olur muyum? Sebebi ziyaretiniz? Hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı bir iş. Buyurun, buyurun oturun. Anneciğim sen şöyle geç, sen de böyle geç. Ne içersiniz? Soğuk sıcak kahve söyleyeyim mi? Bir kahveni içerim artık. Tabii ki, tabii ki. Soğuk sıcak. Sıcak olsun. Tamam. Anneciğim sen? Sade Türk kahvesi. Tamam, tamam. Ben söylüyorum. Ben de sade. Şeker kullanmıyorum. Bıraktım. Şekeri bıraktırdım. Kullanmıyor artık. Hadi siz şey yapın. Şu öğleden sonra yapacağımız toplantı için dosyaları hazırlayın hadi. Hangi dosya? Toplantı mı? Ne toplantısı? Öğleden sonraki toplantı için dosya hazırlayacaktınız ya siz. Hangi toplantı ya? Ben şu an niye toplantıdan haberim yok benim? Hazır değilim. Ada! Bak misafirlerim var. Hadi. Toplantı. Evet o toplantı. Hadi. Toplantı şimdi hatırladım. Şu an hatırladım. Bravo. Tamam. Hadi çıkalım. Çıkalım. Ya, tamam. Buyurun Tuğçe Hanım. Önüne. Bizim şirkette sürekli aksiyon. Sürekli kahkaha. Sürekli bir macera. Bora Bey resmen kovdu bizi odadan ya. Tamam kızım amma abarttın ha. Kimmiş ki bu kız? Yani ne bileyim çocukluk arkadaşı mıymış değilmiş. Belma'nın söylediği bir şeyler de. Ah Bora Bey arıyor. Buyurun Bora Bey. Odama çok acilinden 3 tane sade kahve gönderir misin Türk kahvesi? Tabii hemen. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ne diyor ne diyor? 3 sade kahve istiyor. Ay vallahi.
onunla kahvede içecekler. İçecekler vallahi. Kanki beni arıyorsun. Aç, aç. Ay yok artık, iyice delirdin sen Ada. Aç şunu, aç kızım. Al. Tamam, kapatma şimdi, kapatma. Git kahveleri yap, git kahveleri yap. Kızım ne yapıyorsun kahve artık yap, ya? Senin. Ya Meltem, sen şu yazlıktaki yaşaramcıyı hatırlıyor musun? Güneşlenirken. Aa evet, nereden hatırladın ya? Bu Yaşar hani o albay emeklisi olan Yaşar Bey mi? Evet anne, o albay emeklisi Yaşar amca. Ya biz iki şımarık, bu adam güneşlenirken gittik. Üstüne, bikini üstü koyduk göğsünün üstüne. O güneş yanı öyle kaldı. Kaldı öyle, günlerce gezdi o adam. Ya adamcağız yaz boyu tişörtle dolaştı bizim yüzümüzden. Ne günlerdi ya. Ya evet. Çocukluk, saflık, temizlik işte. Evet. Değil mi? Değil mi ama? Sağ ol Selin. Rica ederim. Sevsek. Barıcığım, bak ben ne düşündüm. Şimdi Meltem yönetici asistanlığı okumuş Amerika'da. Sen bir kendin anlatsana Meltem. Aslında çok anlatacak bir şey yok Boracığım ya. Boracığım değil. Ama yapamadım işte. Döndüm ben de. Memleket gibisi yok. Hmm. Evet, evet. İyi yapmışsın. Doğru. Sağ ol Selin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bora. Ha. Ben düşündüm ki şimdi sen kendine bir yönetici asistan arıyorsun. Ha. Hani Meltem neden olmasın? Tabii ki neden olmasın? Değil mi anneciğim? Olabilir aslında. Tabii, olabilir. Bittim ben. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım. Ne oldu? Metin oğlum Tuğçe Hanım. Meltem 28 oldu. Ne diyorsun ya? Oldu vallahi. Hep o Belma cadısının başının altından çıkıyor bu işler. Tuğçe Hanım, Ada, Bora Bey herkesi çağırıyor. Bu iş böyle yapılır. Şapşal Tuğçe. Seçer.